Değerli meslektaşlarım merhaba. Bugünkü dersimizde soğuk hava şartlarında çalışacak kren yapımı için çentik darbe tokluğu açısından malzeme seçimi örneği yapacağız. Malzemeler bilhassa hacim merkezli kristalli metaller ki bizim kullandığımız çelikler o şekilde sıcaklık düştükçe gevrekleşirler. Bu özelliği belirlemek için çentik darbe tokluğu deneyi yapılır. Sıcaklık değiştirilerek yapılan çentik darbe tokluğu deneyler neticesinde burada şematik olarak gösterdiğimiz gibi bir eğri elde edilir. Bu eğride gevrek bölge var, bir de tok bölge var, bir de geçiş bölgesi var. Genellikle 27 jül çentik darbe işi gevreklik tokluk sınırı alınıyor ve çentik darbe tokluğu geçiş sıcaklığı da bu değerdeki sıcaklık alınıyor. Kullanacağımız çelik veyahut da makine bu sıcaklığın üzerinde çalışması lazım. Veyahut da tersine söyleyecek olursak, çeliğin çentik darbe tokluğu geçiş sıcaklığı kullanacağımız makinanın çalışma şartlarındaki sıcaklıktan daha düşük olması gerekir. Bununla ilgili N13001-3-1-2012 standardı. Arkadaşlar bu standart Crane tasarım ile ilgili bir standart. Şöyle bir bilgi var. Darbe tokluğu parametresi QE'ye bağlı olarak çelik seçimi yapılıyor. Şimdi bu örneği inceleyelim. Crane'in çalışma sıcaklığına bağlı olarak burada QE değerleri veriliyor. Sıfırdan büyük ise sıfır sıcaklık düştükçe değerler artıyor. Biz örnek olarak eksi 40 ile eksi 50 arasında bir değer alalım. 5. Çeliğin akma sınırı seçeceğimiz çelik 300 megapaskaldan daha küçük akma sınırına sahip olan bir çelik olsun. 0 alıyoruz. Malzeme kalınlığı, kullanacağımız malzemenin kalınlığı da arkadaşlar 10 milimetre ile 20 milimetre arasında olsun. Arkadaşlar eğer çubuk kullanıyorsanız burada eşdeğer kalınlık olarak T bölü 1,8 alınıyor. Eğer dikdörtgen ise B bölü H küçüktür 1,8 olmak şartıyla yine B bölü 1,8 alınıyor. Evet, çizelgenin devamında şu var. Yoruma dayanımı gerilme aralığı. Arkadaşlar kaynak dikişleri için ortalama gerilmenin değişimi ile yoruma dayanımının değişiminin değişmediği ifade ediliyor. Standartlar o şekilde veriliyor. Maksimum gerilme malzemenin statik dayanım değerini yani kaynak dikişinin statik dayanım değerini geçmedikten sonra yorulma dayanımı olarak yani değişken gerilme dayanım değeri olarak delta RF'yi alıyoruz. Ve biraz önce bahsettiğim standartta çeliklerin kaynak dikişlerinin delta RF değerleri detaylı bir şekilde veriliyor. Eğer kaynak dikişinin değişken yorulma dayanımı aralığı 125'ten büyükse 0, bu değer düştükçe arkadaşlar 5'e geliyor. Bizim crane'de kaynak dikişinde dayanım değeri 56 ile 40 arasında olsun. Örneğin 50 olsun ve 3 alalım. Arkadaşlar buradan şu anlaşılıyor. Bir crane yaparken kaynak dikişlerinin hepsini de tek tek kontrol etmek gerekiyor. Yani herhangi bir yerinde bir tane kaynak dikişini kontrol ettim yeterli değil. Çünkü kaynağın birisi sağlam olabilir ama başka bir kaynak zayıf olur. Oradan makine kırılabilir. Şimdi diğer bir değişken arkadaşlar uygulanan gerilme
dizayn gerilmesi sigma SD diye gösteriyor bunu. Eğer bu müsaade edilen dayanım değerinin 0.75'inden fazla ise 0. Eğer daha düşük zorlama gerilmeler alıyorsanız arkadaşlar eksi eksi olması avantajlı. Şimdi şurada çelik seçimini şu değere göre yapacağız. Yani toplayacağız QE değerlerini. Burada biraz duralım. Kayma gerilmesi ise R müsaade edilen arkadaşlar 0.57 RE bölü S alınıyor. Eğer normal gerilme ise RE bölü S alınıyor. S de 1,1 ile 1,65 arasında değişiyor arkadaşlar. Orada detaylı bilgiler var. Ben burada videoyu uzatmamak için kısa kestim. Lütfen böyle bir iş yapacak olan bu standarda baksın. Veyahut da bana ulaşabilirsiniz. Size detaylı bilgi verebilirim. Buradan arkadaşlar 0.75, 0.25'leri alacak olursak şayet. Yani emlak kas sayısı 1,1 bölü 0.75 derseniz 1,5 ile 2,2 arasında bir değer. Arkadaşlar daha önce ben bir crane analizi yaptım. Orada da emlak kas sayısının 1,5 civarında olduğunu belirledim. Yani 1,5 eğer dikkatli hesap yaparsanız, tasarım düzgün yaparsanız yeterli olabilir. Yine bilgi, tecrübe, kabiliyet diyoruz. Evet arkadaşlar biz de burada zorlama gerilmesini müsaade eden gerilmenin 0.75 ve daha büyük değerini aldığımızı kabul ediyoruz. Bu şekilde toplam QE parametresini arkadaşlar 9 buluyoruz. Şimdi bu 9'a göre çelik seçimi yapacağız. Arkadaşlar yine aynı standartta burada gördüğünüz gibi 11 ile 9 arasında eksi 20 santigrat derecede 27 jül olan çentik darbe tokluğu enerjisi 27 jül olan çelikleri seçin diyor. Bu çelikler de arkadaşlar J2 sembollerinin sonunda J2 olan veyahut da NMQ veyahut da MC, NC olan çelikler. Şimdi bu çelikleri göz atalım. Arkadaşlar J2 genel yapı çelikleri, sıcak hatlenmiş alaşımsız yapı çeliklerinden S235J2 olabilir. Burada gördüğünüz gibi eksi 20 santigrat derecede 27 jül değerlerini veriyor. Veyahut da S275J2 çeliği olabilir. Arkadaşlar burada S355J2, S355K2, S450 çelikler de var. Bunlar da olabilir. Şurada J2 ve K2 çelikleri olabilir. Fakat biz çelik seçerken hatırlarsanız akma sınırı 300'ün altında olsun dedik. Ondan dolayı 355 çeliğini değerlendirmiyoruz. J2 ve K2 olabilir. Burada hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Piyasada 52'ye 3 çeliği var. 52'ye 3 çeliği bu S355 çeliği demek. Fakat eş değeri S355J0 arkadaşlar. J2 değil. Yani bu örneğimizde ST52'ye 3 çeliğini kullanamayız demektir. Arkadaşlar diğer çelikler sonu N ile gösterilen normalize edilmiş veyahut da normalize hattelenmiş ince taneli yapı çelikleri burada görüyorsunuz. Bunların da çentik darbe tokluğu enerjileri enlemesini boylamasını burada veriliyor. Bir de termomekanik işlemle üretilmiş standart rakamları burada verilmiş. Yine aynı şekilde boylamasını, enlemesini, çentik darbe tokluğu sıcaklıkları verilmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi eksi 20 derecede bakın 40 jül, 47 jül. Burada yine eksi 20 derecede 20 jül, 27 jül olarak veriyor. Emniyet kas sayısı biraz önce hesaplarken arkadaşlar orada
İşte atladım demiştim, yani detayına girmedim demiştim. Orada emniyet kasayısı boylamasını ve enlemesine durumunda farklı değerler alınıyor. Diğer bir J2'li çelik arkadaşlar atmosferik korozyona dayanıklı çelikler. Eğer korozyonlu, yani deniz kıyılarında olduğu gibi nemli ortamlarda çalışacak bir tasarım yapıyorsanız, o zaman bu çelikleri tercih etmeniz lazım. Bu çelikler 1-2 yıl paslama gösterir. Daha sonra paslanması çok yavaşlar. Dolayısıyla atmosferik korozyona dayanıklı çeliklerden 235 J2 olanı seçilebilir. 355, biraz önce dediğimiz gibi akma sınırını 300 ile sınırlandırdığımız için seçmiyoruz. Seçilebilecek diğer bir yapı çeliği grubu ıslah edilmiş yapı çelikleri. Bunların çentik darbe toplu özellikleri uygun, fakat en düşük dayanım değeri S460Q çeliği. Bizim çelik 300 megapaskal olarak sınırlamıştık. Dolayısıyla buradan seçilebilecek çelik yok. Akma sınırı sınırlamamızdan dolayı. Arkadaşlar, tekrar edecek olursak kullanabileceğimiz çelikler S235J2W, atmosferik korozyona dayanıklı çelik, S275N ve NL, NL'lerin arkadaşlar dikkat ederseniz daha büyük çentik darbe tokluğu, darbe enerjileri var. Sonra aynı şekilde S275M ve ML çelikleri var. Ve bir de S235J2 çeliği var. Arkadaşlar, bundan sonraki örneklerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Size iyi günler dilerim.